Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bayağı uzun bir zaman sonra tekrardan YouTube'dayız. Uzun bir zaman oldu. Ankara'da değildim bayağıdır. Araya Ramazan girdi, sınavlar girdi, EKS'ye girdi, o girdi, bu girdi, şu girdi derken geldik yaza. İlk başta Ankara'da video çekmeye yazın sonunda başlamıştım. Şimdi üzerine tam bir yıl geçmiş. Ne ara geçti, ne zaman geçti, bir yıl. Ne yaptım? Ya video çekmeyi unuttum diyeyim, motor sürmeyi unuttum diyeyim. Baki Motovlog hesabımdan, yani Baki Altire Motovlog Instagram hesabımdan beni takip edenler bilir zaten. Orada bile paylaşım yapmadım yani. Arada bir reels atıyordum işte, evde çekiyordum falan filan. Sadece onlar vardı ama motorla çekmiyordum. Ankara'ya geldim tekrardan ama kısa bir süreliğine, yine yani bu Ankara'daki kısa bir süreliğine durduğum süre zarfında video stok yapmayı düşünüyorum. Yani her gün motorla çıkmış olsam açacağım kameramı, takacağım mikrofonu, herkese merhaba deyip başlayacağım videoya. Hadi canım sen. Yani bir haftada 7 video çeksem, 7 videonun içinde 2 tane video çıksa 14 video demektir. Halal olsun dayoğlu. Bir dakika, radar yerindeyiz, yavaşlamamız lazım. Nasılsınız arkadaşlar, iyi misiniz? Allah'a şükür ben de iyiyim. Enerjimizi topladık diyelim. Çok özledim motoru, yemin ediyorum. Karabük'te motorsuzluktan artık delirecektim yani. Delirttin lan beni! Lan beni! Dolmuş dolmuş arada bir araba. Dolmuş zaten olmuş Karabük'te 11 lira. Bakalım şu an 11 diyorum da. Aylar yıllar sonra bu videoyu izlediğimde bir bakıyormuşuz olmuş 20 lira falan filan. Allah korusun yine de. Motorsuzluk harbi çok kötü bir şey. Tabii ya, kafamız şişti kardeşim. Dün geldim Ankara'ya. Hemen çıkayım motoru süreyim. Bir heyecan var içimde. O mutlulukla çıktım dışarı. Motora böyle bir şeyler alıyorum Karabük'te Ankara'ya gelmeden önce. Sanki böyle çocuğuma gurbetten geliyorum da hediyeler getiriyormuşum gibi. Ya garip birisi arkadaşlar. Motoru olanlar, motor sevenler beni anlarlar yani. Kelimelerle, cümlelerle anlatılacak bir duygu değil bu. Sen bu kadar boş yaparken yorulmuyor musun ya? Nereye gidiyoruz diye sorarsanız arkadaşlar ben de bilmiyorum. Motorcu bir yere gitmek için değil. Bir yere git... Pardon. Nasıldı lan o söz? Motorcu bir yere gitmek için motor sürmez. Motor sürmek için bir yere gider arkadaş. Bir kızlay var aklımda. Bir onlara bir geçelim yani. Bir şey yapmayacağım. Sadece kızlaya girip geri dönmeyi düşünüyorum. Hava da hafif kapalı. Benim şansıma mı diyeyim? Bahtsızlığıma mı diyeyim? Neyse, kötü söylemeyeyim. Ne kadar kötü şekilde yorumlarsan hayatı, o artık dua yerine geçiyormuş. Öğrendim birilerinden. O yüzden hep pozitif. Negatiflik yok. Neydi? Ne kuruyordum ben? Cümle kurdum he. Yağmurlu hava. Çarşamba Perşembe'ye kadar yağmurlu gösteriyor ama az yağmur olduğu için yağıp geçiyor. Mesela şu anda yağmurlu gösteriyor ama yağmur yağmıyor. İnşallah da yağmaz demeyeyim. Allah hayırlısını lüveri. Şöyle hafif bir gazlayalım. Ama trafikteyiz, pek de gazlamayalım. 85-90 iyidir. Mesela şu anki kargaşayı görüyorsunuz mesela. Burada hız yapmak akıl mantık işi değil. Motor sürmek de zaten akıl mantık işi olmadığı için ikisi eşittir oluyor ama aynı zamanda motor süren adam da çok zeki adamdır. Ya ben ne boş yapıyorum kardeşim, felsefe yapma ya. Arkadaşlar sürekli uzun zamandır motor olmadığı için Zafer Akça hocamı izliyorum. Biraz onun gibi konuşuyor olabilirim. Mesela biraz önce konuşma stilimi birazcık ona benzettim. Tabii onun gibi olamayız, o başka bir şey de. Ciddi bir konuşma yaptığım için onun gibi konuşuyorum dedim. Kızlar nereden gidiyorduk ya? Navigasyon da açmadık. Sanki doğma büyüme Ankaralıyız he. Olaysız bir günümüz olsun. Güzel bir günümüz olsun. Bol trafikli olsun. Severim ben trafik abicim. Vızır vızır aralardan geçmeyi seviyorum. Yılan taktiği. Şuradan mesela bir sıyrılalım. Nissan abimiz oraya geçtiyse ben de şuradan devam edeyim. Bol trafikli dedim, direkt trafik çıktı. Servisçi abim geliyorsun, ben de geçeyim mi? Eyvallah, Allah razı olsun. Arkadaşlar gerçekten video çekmeyi unutmuşum biliyor musunuz? Yani ne konuşuyorduk biz, videoda ne anlatıyorduk? Evet hep boş yapıyordum ama boş nasıl yapılıyordu hacı? Lan oğlum trafik dedik, kaldık ortada, gördün mü? Giremiyoruz şu araya. One minute abicim, az soldan git de ben. Bak gördün mü kuryeci abim nasıl gitti? Dayı sen oraya giremezsin be. İyi hadi gir, hadi gir. Debriyajda gidiyorum bak senin yüzünden. Hadi az bir şey daha çıkar, eyvallah. Haçlı'nın oralara yaklaştığımız için trafik arttı. Millet tabi bayram dönüşü, bayram gidişi hepsi var. Ankara'ya gelenler bayram dönüşüdür. Ankara'dan gidenler de bayram gidişidir abi. Git gel hop. Bak ben motorcuların nereden gittiğini şimdi gördüm bak. Adamlar soldan gidiyorlar. Ben de oraya geçersem. Abi ben eyvallah trafik munafik seviyorum diyorum da. Şu vızır vızır aralardan nasıl geçiyorlar gerçekten ya? Oğlum Kızılay sağ tarafta. Kızılay yol ayrımı sağda. Neyse geliriz bir şekilde ablam. Arabada geçmeyelim lütfen. Yani içer içme bana ne? O yasanın şeyi de söyleme sebebim bana atma manasında. Yoksa bana ne? Milletin derdi beni mi gerdi diye bir söz var. Ben şuradan bir çıkam. Oğlum ben mesela bak şuraya rahat bir şekilde geçemiyorum, anlıyor musun? Korku var çünkü. Abi adam sanki...
Ölümden korkmuyor. Ben mesela aynaya bakıyorum bir, arkaya bakıyorum iki, aynaya tekrar bakıyorum, en son tekrardan arkaya bakıyorum falan filan. E zaten ben bunu yapana kadar yandan araba geliyor, sonra tekrardan bakmam gerekiyor. Abi adam nasıl o rahatlıkla hop hop yapıyor? Ben onu anlamıyorum, bilmiyorum artık. Özgüven midir, yürek midir, tecrübe midir bilmiyorum. Abi şuraya neden park ediyorsunuz? Bak burada ızgaralar var, hep yoldan da çıkamıyorum. Izgara mı deniyordu lan onu? Şu Kızılay yolunda bir farklılık var he. Abi böyle bir güzellik var ya yolda. O right hop. Nerede çokluk orada? Sesine kurban olurum senin be. Geldik Kızılay alt geçidine. Bizim Karabük de buna battı çıktı diyorlar ha. Bildiğim duyduğum kadarıyla da bu alt geçide, yani arabaların alt geçidine battı çıktı diye sadece Karabük'te diyorlarmış. Attım ortaya. Doğrulayın, doğrulamayın. Oo, bir sıcaklık var tünelde. Tünel dedi bak, gördün mü? Salladım ortaya bir kelime daha. Evet, bir fren ışıklarımız yandığına göre biz de frenimize basalım değil mi? Ben şuradan hatta sola geçersem o kadar makbule geçer ki. Hop, çakallı arabalarımızı da gördük. Dikkatli edelim ondan. Ne? Ne dedim ben? Başver. Çok takmayacaksın böyle cümleleri. Şuradan bir geçebilir miyim? Çok teşekkürler. Hem izin alıyorum hem sinyal veriyorum abicim. Hadi bir veriyorum. Hem de fırça yiyorum. Kimsenin önüne atlamıyorum. Hak geçmiyorum. Haksızlığa uğramıyorum. Uğratmıyorum. Evet, Ayrancı, Dikmen, Kavakdere, Kızılay, Yücetepe, Anıtkabir, Bahçeli Evler. Arkadan vermeyenler versin. Anıtkabir'e gittik çokça. Bugün Kızılay'a gidiyoruz. 4,5 metre üstündeki ve uzun araçlı araçlar, uzun araçlı araçlar aynı giremezlermiş. Biz 4,5 metre uzunluğumuz yok. Yani yüksekliğimiz. E uzun araç da değiliz. Motoruz. Bak arabadan kısayım mesela. Onun için sıkıntı yok. Abi dikkat edeceğim tabela ya. Adam mesela yazabilir yani, motor giremez diyebilir. Neden? Atlıyoruz araya. Araya atlıyoruz tünelde mesela. Olmaz yani, anladın mı? Sıkıştırmayalım araları, safları sık tutalım. Yok pardon, sık tutmayalım, Allah korusun. Safları sık tutarsak şeytan araya giremez. Ben içindeyi nerede tutacağım? Şeytan icadı diyorlar ve biz de araya girmiş oluyoruz. Tövbe estağfurullah. Sosyal medyayı kullananlar anladı benim eskiliği mesela. Navigasyon falan, o neymiş öyle ya? Prenses prenses işler. Abicim erkek adam açar kendisi bildiği kadarıyla, bilemezse de yolu kaybeder yani, o kadar basit. Olay, ne trafik var be. Alışıyoruz abi Karabük'te trafiksizliğe. Gelince bir anda insan bir garip hissediyor. Yalnız var ya, şimdi video çekerken düşünüyorum, kurgusu falan vardı bir de bu video işlerin ya. Doğru o kurgu işleri videolarda be. Bitmiyordu ki. Onu yap, bunu kırp, olmadı şunu sil, hop hop. Zordu be. Bir de kelime aralarında dur. Sen sola mı kaydın? Sen sola kaydıysan Allah razı olsun. Kaydığından emin olamadığım için kornaya basamadım. Şuradan girebilir miyiz? Bence girmesek mi ya? Niye giriyorsun ki düşünüp? Bak adam atlıyor, görüyor musun? Dikkat edeceksin onun için. Ablam korkma, girmeyeceğim oraya, geç sen. Geç geç, rahat ol ya, biliyoruz biz de sizi. Zor sürüyorsunuz, heyecanınız var, anlıyorum. Sıkıştırmayacağım seni bu yüzden. Solunda durma sebebim, sağ aynaya çok bakmadığınız için beni görün diye ablacığım. Yanlış anlama, seni sıkıştırdığımdan, oraya atlayacağımdan değil. Hayla motorcilerden değiliz Allah'a çok şükür. Var arkadaşlar ya, gerçekten. Yani ben şu an burada, bu arabanın önüne geçsem ne olacak, geçmesem ne olacak. Acelem vardır, o başka. Evet, boş konuşmayı, duyar kasmayı bırakalım. Bakın yarın yarım debriyaja gidiyorum. Sevmiyorum yarım debriyaja gitmeyi. Onun için atlayacağım şimdi birinin önüne. Boşa atıyorum, sonra tık hareket ediliyor. Şuradan geçiyorum o zaman ben. Buradan da geçilmiyor ki abicim. Şuraya geçsem taksici abinin arkasında. Bence olur. Evet oldu. Ablam görüyor musun beni? Gördün beni sen. Göz göze geldik ablayla, onun için geçtim araya. Uf, bak bir Kızılay'a gelince bir karnım acıktı ha. Çekiyor abi. Çekiyor seni kafeler, restoran. Abim geçebilir miyim? Çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. Buradan geçemeyiz ama sanki. Poliste de şu an görünüyorum ben. Göz göze geldik polisle. Gözlerin gözlerimin gözlediği yolları gözleseydi, gözlerinle gözlerim göz göze gelirdi güzel gözlü.
Ankara'da olanlar ve Ankara'ya gelenler bilir arkadaşlar. Burada ışıklar yeşil olduğunda bu yaya geçidinden bir geçiş oluyor var ya. Emin ediyorum Türkiye-Suriye sınırında bu kadar insan yoktur belki de. Öyle bir geçiş oluyor yani. Bak sen paşama ya. Taksici abim, tampon yapıp geliyorsun benimle. Çok sevdin değil mi benim motorun kasayı? Bak bak. Abim bak. Kasayı sevdin eyvallah ama kolumu da sevme yani, o kadar da değil. Ama bir sefer bu yaya geçişinden geçmeyeceksiniz hanımlar. Biraz geriye çıkarsanız çok mekbule geçer biliyor musunuz? Araba durdu geçelim. Ben değil miyim araç? Sonra biz neden aralara giriyoruz? Bak adam beni itti araya kadar. Şu an şeridin üstünden gidiyorum. Trafikte aralardan gidince sıkıntı. Ama yol akıyorken aralara girmek sıkıntı değil. Öyle mi? Öyle. Yamaç Kuçavalı ben. Taze sıkma portakal nar suyu abim. Evet. Kaldırdın. Çok teşekkür ederim. Bugün herkese teşekkür edesim var. Neden? Çünkü mutluyum abi. Motoruma kavuştum. Evet. Otobüsün önünden bir insan yaya atlayabilir. Bak. Misal. Gelecek şimdi dayım. Dayım atlayacağım mı? Geçiyorum ben. Şuradan geçeyim mi ben ablam? Gördün mü beni? Görmedin mi bak? Bakışmadık seninle. Evet, az bir şey değil Ali. Az bir şey daha. Abi sen adamsın biliyor musun? Allah razı olsun senden. Oldukça nazik bir İstanbul beyefendi. Abim, soldan git, oradan geçemezsin biliyor musun? Yarını kesmen lazım. Transformer mısın? Transformer mısın? Ondan mısın işte? Nasıl etkili ve akıcı konuşursun? Evet, insan geçebilir. Trafik duruyor, otobüs büyük, görmüyoruz. Yavaş. Gördük. Boş. Devam. Bakacağız şimdi. Biz de geçemeyeceğiz gibi. Ya biz geçeriz. Şu arabanın içinde kimse yok değil mi? Oğlum ayağımızı ezdireceksin şimdi. Az bir şey daha. Eyvallah. Otobüsümüze tekrardan dikkat. Buradan da bir insan sığmaz galiba ama belli olmaz abi. Adam sıkılmıştır trafikte. Hop 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 biz gibi geçiyordur aralardan. İnsandan bahsediyorum. Şu şeridin neden böyle duruyorlar onu anlamıyorum biliyor musun? Yani biri çok solda, biri çok sağda. Ben gibi buradan geçemeyecekler. Onda hemfikiriz. Bir dakika. Şu otobüsten bir kurtulalım. Tamamdır. Bak ben gördüm mesela. Oradan tam insan geçiyordu. Siz görmediniz. Abim gelmezsin değil mi ileri? Çok teşekkür ederim. Kimse açmazsa kapıyı o kadar mı? Oy! Çok yakın geçtik aynadan. Alıyorduk adamın güzel aynasını. Saflarımızı sık tutmayalım. Namazda değiliz çünkü. Çok teşekkürler. Abim sağa mı geçeceğim? Bir sinyal açtın kapattın ama göz mü kırptın anlayamadım. Geçmeyeceksin o zaman. Peki ben şuradan girebilirim. Çok teşekkür ederim. Bakın gördünüz mü insanlar? Onlar da biz gibi. Dayım yukarı değil. Aynaya bakarsan çok göz göze geliriz. Evet. Şuradan da ablama da değdirmeden. Çok teşekkürler. Çakarlı arabalarımız da duruyor. Biz onları geçiyoruz ama şimdi ayıp olmasın. Çok teşekkür ederim. Aleykümselam. Evet, yol verelim, yol verelim. Oğlum çakallının önüne atlamadık değil mi? Onu o da çakallıymış. Uyarıyı yedik. Hacı ben nereden? Ben nereden bileyim senin çakallı olduğunu? Yiyeceksin şimdi çakarlıdan cezayı var ya. Nereden bileyim ben onun çakarlı araba olduğunu. Çakarlı arabalarımız da duruyor. Biz onları geçiyoruz ama şimdi ayıp olmaz. He burada ışık varmış ondan duruyormuşuz. O zaman ben şu ışığa yakalanmadan basayım. Buradan sonra trafik yaşamayız diye ara düşünüyorum. Yine düşündüğümüz olmadı ama. Abim var ya sen şöyle bir direksiyonu sola kırsan var ya. O kadar güzel geçer ki. Hadi yaparsın. Yaparsın. Yaptın sayıyorum seni ama hala çıkamadın. Geçebilir miyim? Çok teşekkür ederim. Yaptığını farz ediyorum. Sayıyorum sana bir sevap. Allah'tan doğru. Ne diyorsun oğlum? Tövbe
Ya motorculara yol gösterici oluyorum ben. Aman dikkat. Aman dikkat koçum. Oy nasıl sıcak geldi. Anıtkabir'in oraya geldik arkadaşlar. Vay güzel yerlere geldik bu arada. Makine ve kimya endüstrisi anonim şirketi. Bilmiyorum buraları. Hiç gelmediğim bir yer olduğu için güzel yer diyorum. Burada da videomuzun sonuna geldik. Bilmiyorum burada bir iki dakika bekleyeceğim. Girmeyeceğim kafaya falan. Asfalaymış lan burası da. Olmaz. Asfalanın önüne park ettik. Bak adam oradan uyardı. Gel şuraya park etti. Ben öylesine fark edecektim. Paralı parkmış orası. Lan enayi miyim lan? 2 dakika oturacağım. İç tarafa giremiyoruz mu? He giriyoruz. He bak enayiler buraya park etmişler. Magnet tip merkez otellerine aittir, ücretsizdir. Ben öyle bir araç değilim ama. Lan ne yapıyor? Ne sırası bekliyorsunuz? Ben de bekleyebilir miyim? Ne bekliyorsunuz? Aha acı. Şuraya gireyim ya. Kim ne diyecek? 2 dakika. Çok durmayacağım. Geri döneceğim be. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bekleyin bakın size ne göstereceğim. Bekleyin bir dakika. Şunu bir çıkaralım. Durun bir. Bakın benim uşağımın ayakkabısı var. Çok da tatlı oldu ha. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Niye burada durdum? Az bir mola vereyim. Soluklarayım. Döneceğim. Kaskı falan çıkarayım. Çok sıcakladım. İnşallah kimse buraya niye park ettim falan demez. Çok durmayacağım zaten. Görüşmek üzere. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.